Herkese merhaba. Network Talks 1. bölüm ile karşınızdayız. Samet ben. Anıl hoş geldin Network Hoş Talks'a. buldum Samet, sağ ol. Anılcığım ya bir sürü bölüm varken ilk bölümümüzü internettedir nasıl çalışır gibi bir konu seçtik. Yani neden böyle bir konuyla başladık? Neden böyle bir konuyla başladık? Çünkü internet yoksa bugün hiçbir teknolojinin önemi kalmıyor. Bugün internetsiz bir bilgisayar bile bilgisayardan sayılmıyor aslında. Eskiden bilgisayarlarda oyun oynayabiliyorduk internetsiz ama bugün oyun dahi oynayamıyoruz. A'dan Z'ye her şeyde internet olduğu için, bütün teknolojiler internete bir yerden dokunduğu için önce interneti ele alalım. Güzel, güzel, süper. Ya bu internet konusunun hani sen son kullanıcı tarafı açısından bahsettin ama yani hani kurumsal teknolojilerde de artık kullanım yaygınlığı gittikçe artıyor bu cloud tabanlı kurumsal uygulamalar sebebiyle. Dolayısıyla ben interneti hakikaten önemsiyorum. Yani sen de aslında aynı fikri paylaşıyorum ve internetin de Network Talks açısından baktığında internetin ben bir tarifini çok seviyorum. Network'lerin network'ü internet. Dolayısıyla bir network'çünün ya da bir network kökenli birinin bence incelemesi gereken ilk domainlerden, ilk alanlardan bir tanesi internet. Dolayısıyla hani bu motivasyonla hareket edersek keyifli bir bölüm olacağını düşünüyorum. Başlangıcı istersen şöyle yapalım. Yani çok kısa bir internetin hani tarihine bir bakalım. Oradan günümüze doğru çok kısa geçmeye çalışalım. Evet, süper olur. Ya şimdi bu internetin tarihiyle ilgili baktığımızda hani tarihi kökenleriyle ilgili baktığımızda ilk karşımıza ARPA denilen bir oluşum çıkıyor. Nedir bu ARPA? Aslında ARPA ABD Savunma Bakanlığı'nın İleri Araştırma Kurumu denilen bir organizasyon ve bu organizasyon o dönemin çift kutuplu dünyasında bir enformasyon alanında da bir yarış var ve ARPA enformasyon alanındaki yarıştan geri kalmamak için bir dizi iletişim anlamında yenilikler yapmaya çalışan bir kuruluş diyebiliriz. 69 tarihinde bu ARPANET kökeniyle beraber ARPANET denilen bir oluşum kuruluyor. Bu ARPANET 4 tane aslında üniversitenin birbiriyle bağlanmasıyla geleneksel anlamdaki ilk network dediğimiz network'ün temelleri atılmış oluyor. Fakat bu üniversiteler birbirine bağlanınca ama şöyle bir problem çıkıyor. Yani askeri yazışmalarla üniversitelerdeki bu bilimsel ya da diğer yazışmalar iç içe geçmeye başlıyor. Amerika Savunma Bakanlığı artık bu süreçte tabii buradan da edindiği deneyimlerle kendi ağını kurmaya karar veriyor ve ARPANET'ten çekiliyor. MINNET denilen bir organizasyonu kuruyor ve ARPANET tamamen içindeki bilimsel üniversiteler içerisindeki faaliyetlerde kullanılan bir iletişim teknolojisi haline geliyor. Fakat 90'da ARPANET kapatılıyor ve NSF denilen Ulusal Bilişim Vakfı'nın işlettiği NSFNet denilen bugünkü internetin aslında iskeleti konumunda olan bir oluşum ortaya çıkıyor. Fakat bu da çok uzun ömürlü olmuyor ve aslında anladığımız anlamda 95'te NSFNet kapatıldıktan sonra anladığımız anlamda da internetin yolu açılmış oluyor. Fakat bu 70 ile 95 arasında hani sadece kurumların açılış kapanışlarına baktık ama bu aktarım teknolojileri ve aktarım teknolojilerinin gelişmesiyle ilgili de bir dizi önemli yenilikler, değişiklikler oluyor. Buradaki böyle mihenk taşlarına da baktığımızda 70 ile 95'te tarihleri arasında yoğunlaşılan şeyin kendisi aktarım teknolojilerinin geliştirilmesi yani aktarım teknolojisi. Dolayısıyla burada da yol alınıyor bu teknolojilerde. Örnek veriyorum 56 kilobit per second'dan 45 megabit per second'a kadar çıkarılan, aktarım kapasitelerinde çıkarılan bir artış görülüyor. Fakat dünya şunu keşfediyor. Yani bizim aktarım kapasitelerini arttırmaktan öte bir iletişim ağını kurabilmemiz için başka bir şeye ihtiyacımız var. Yani aktarım kapasitesini arttırmak sadece bir iletişim ağını kurmuyor. Yani bir PC'lerin birbirleriyle iletişime geçebilmesi için farklı bir dile ihtiyaç var. Farklı bir protokole, iletişim protokolüne ihtiyacımız var diyor. Ve TCP/IP aslında tam bu noktada bu ihtiyaca binaen oluşmaya başlıyor. Host'tan hosta TCP ağlar arası protokol dediğimizde IP standart hale geliyor. Fakat bu standart hale gelmesi de hani böyle çok kısa özetledik ama belirli kavgaları da kendi içerisinde veriyor. Yani standartlaştırma kavgalarını da kendi içerisinde veriyor. Örneğin Avrupa bu iletişim haberleşme protokolünde X25 denilen bir protokolde ısrarcı oluyor. Amerika
merkezi ise TCP/IP'de ısrarcı oluyor ve bu gerçekten de bir dönem iki kutubun birbirleriyle haberleşemeyecek kadar da ciddi tartışmalara sebep oluyor. Yani X25 mi bir standart halinde olacak, TCP/IP mi? Daha sonra burada TCP/IP tabii ki yani bildiğimiz anlamda üstünlüğünü kabul ettiriyor ve X25 daha farklı teknolojilerde kullanılmak üzere rafa kaldırılırken tırnak içerisinde TCP/IP bugün iletişim teknolojisini domine edecek bir standart haline geliyor. Şimdi sana belki şunu sorabilirim başlarken. Yani TCP/IP hani özetlediğimiz gibi tarihinde, internet tarihinde zorlu kavgalar vermiş ve belirli ihtiyaçlarla ortaya çıkan bir standart. TCP/IP'nin bu kadar domine edecek özellikleri nedir? Yani teknik anlamda biraz incelersek TCP/IP neden bu kadar önemli? Neden bu kadar domine edebiliyor? TCP/IP nasıl çalışıyor? Biraz bunlardan bize bahsedebilir misin? Tabii ki. TCP/IP öncelikle verinin uçtan uca sağlıklı bir şekilde iletilmesini sağlıyor. En önemli sebebi bu. Bunu da veriyi segmente ederek sağlıyor. Yani biz bir uçtan bir uca veri gönderirken bunu kayıpsız bir şekilde yapabiliyoruz TCP/IP ile. TCP/IP isteğinin bize getirdiği en büyük kazanç bu. Bunun dışında modüler bir yapısı var. Uygulama değişse dahi TCP/IP isteğimiz aynı. Sadece kullandığımız uygulama değişiyor. Ama verinin iletilme şekli değişmiyor. Bu kayıpsız olayı, kayıpsız olayı çok önemli. Bunu biraz seninle açmak istiyorum. Yani bir veri bir yerden bir yere giderken bir bütün halinde iletemiyoruz. Yani bunu neden iletemiyoruz ve bir bütün halinde iletemiyorsak bu tekrardan nasıl birleşiyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Yani o verinin kaybolmama denilen olayı çok önemli. Yani verinin kaybolmaması için mantık olarak olduğu gibi aktarılması lazım. Eğer olduğu gibi aktarılamıyorsa bu veri nasıl kaybolmuyor? Biraz onlardan da girebilir misin? Tabii ki. Bir kere verinin kaybolmaması için öncelikle bir iki uç arasında el sıkışması dediğimiz bir işlem yapılıyor. Bu el sıkışması içerisinde bazı parametrelere karar veriliyor. Ve bu parametreler doğrultusunda iletişim sağlanıyor. Burada iki sebep var aslında. Veriyi biz neden segmentlere bölüyoruz? Veriyi segmentlere bölmemizin birinci sebebi uygulama tarafında bu verinin sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi. Nasıl oluyor? Şöyle düşünebiliriz. Mesela bir lavabo düşünelim. İçine alabileceğinden, götürebileceğinden fazla su dökerseniz bu lavabo taşacaktır. Öncelikle bu trafik akışını regüle ediyor. Karşılıklı birbirlerini bu parametreleri göndererek. Yani bu bölünmenin nedenlerinden bir tanesi de uygulama dediğimiz şeylerin proses güçleriyle ilgili diye anlıyorum. Doğru değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Evet. İkinci sebebi ise fiziksel verinin taşınması için fiziksel imkanlar diyelim. Sonuçta biz bir veriyi bir uçtan bir uca sağlıklı bir şekilde taşımak için eğer biz bu veriyi segmente etmesek bütün veriyi mesela 50 megabaytlık bir dosya göndereceksiniz bir taraftan bir tarafa. 50 megabaytı gönderip karşı tarafa, karşı tarafta bu 50 megabaytın bozulmadığını anlayabiliyor olmamız gerekiyor bir şekilde. Çok doğru. Bunun sağlanması için bunu en efektif bir şekilde sağlamak için veriyi segmentlere ayırıyoruz. Daha aslında sonra bu bizim paket switching dediğimiz olay değil mi? Yani paket, kesinlikle paket anahtarlama. Parçala, evet paket anahtarlama. Paketi parçala, gönder ve gönderdiğin yerde tekrardan toparla. Eğer kaybolan bir veri varsa onu tekrardan gönder ve bunu tekrardan o anlamlı puzzle içerisine yerleştir. Kesinlikle. Bütün yapılan işlem bu aslında. Süper. Peki bu internete tekrardan TCP/IP dışından dönüş yaparsak büyük resim İnternette nasıl yani internetin büyük resmini puzzle'ı oluşturan puzzle'ın parçaları neler? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Yani internet nasıl çalışıyor ve bu büyük puzzle'ın parçaları kimlerdir? Bunlar arasındaki ilişkiler nasıldır? Biraz bunlara da değinebilir misin? Tabii. İnternete erişimimizi sağlayan en temel yapı servis sağlayıcı. Yani bir şirket, bir son kullanıcı, bir ev kullanıcısı internete erişmek için servis sağlayıcılarını kullanıyor. Bu servis sağlayıcıları arasında belli bir hiyerarşi var. Bunları en tepede global servis sağlayıcıları dediğimiz Tier 1 servis sağlayıcıları olarak yerleştirirsek alt tarafında bölgesel servis sağlayıcılar. Bunları Tier 2 diye adlandırabiliriz. Ve en altta da bizim bağlı olduğumuz
Tabii bu böyle olmak zorunda değil. Direkt Tier 2'ye bağlı da olabiliriz. Ama genel yapıda Tier 1, Tier 2, Tier 3 şeklinde ayırabiliriz. En altta yerel servis sağlayıcılar, ortada bölgesel servis sağlayıcılar, en tepede de global resmi gören Tier 1 servis sağlayıcılar olarak ayırabiliriz. Genel yapı bu şekilde. Transit görevi gören değil mi? Tier 1 dediğimiz transit Kesinlikle, gören evet. servis sağlayıcılar. Yani biz burada ben bir servis sağlayıcıya bağlanıyorum. Yerel bir servis sağlayıcı. Ama dünyanın öbür ucunda ne bileyim Kanada'da bir web sunucusuna gitmek için bu servis sağlayıcı beni oraya nasıl taşıyacak? Çok doğru. Ben oraya giderken birden fazla servis sağlayıcı geçerek gideceğim ve bu aradaki ilişkide belli bir hiyerarşiden oluşuyor. Bunu aslında ikiye ayırabiliriz. Transit ve peering olarak servis sağlayıcıların birbiriyle iletişimiyle sağlanıyor bu. Burada önemli bir nokta var. İnternet exchange point dediğimiz genellikle Tier 1 ve Tier 2 servis sağlayıcılarının birbiriyle iletişimini sağlayan hub noktaları var. Bunlar önemli. Bunlar da internet hiyerarşisinde bu servis sağlayıcıları birbirine bağlayarak genel yapıyı oluşturuyor. Şimdi bu Tier 1, Tier 2 denilen servis sağlayıcıların birbirleriyle iletişiminde bir transit linkten, bir peer linkten bahsettin. Yani genel olarak şöyle özetleyebiliriz değil mi? Eğer kendinden daha büyük bir linke bağlanıyorsan ve bunun karşılığında bir para veriyorsan bu bir transit link oluyor ve aslında sen kendinin bir üstüne bağlanmış oluyorsun. Fakat kendinle Evet. aynı güçte bir servis sağlayıcıya bağlandığında burada herhangi bir belki ücret bile ödemeden sendeki bilgiyi ona, ondaki bilgileri sana verme olayını da peering diye adlandırıyoruz ve bu birleşme denilen ilişkinin kendisi de internet exchange point noktalarında oluyor. Şimdi bu internet Kesinlikle. exchange point noktaları son dönemlerde çok daha popüler hale gelmeye başladı. Daha doğrusu bilinir hale gelmeye başladı. Bunun bir sebebi de internet exchange point noktaları çekim merkezi haline geldi. Sebebi de cloud, daha doğrusu content provider'ların bu puzzle içerisinde önemli bir yer tutmaya başlamasıyla ilgili. Content provider'lar eğer bir internet exchange noktasında konumlandığı takdirde çok daha bir çekim merkezi haline geliyor. Bu content provider'ların daha sonradan bu puzzle'da güçlü bir şekilde yer almasının motivasyonu nedir? Daha doğrusu bu content provider dediğimiz provider tipi nedir? Burada neden son dönemde daha fazla yer almaya başladı? Biraz bunlardan da bahsetsene. Tabii content provider'ların güncel olmasının sebebi artık internetten film izleme ya da herhangi bir işlem yapma, triple play dediğimiz işlemlerin sayısının artması aslında. Mesela bugün Netflix'e ben buradan bağlanmak istesem, Amerika'nın bir köşesindeki data center'a değil, kendi bana en yakın olan CDN'in, Content Delivery Network dediğimiz Network'teki en yakın uca gidiyorum aslında ben. Elbette ki yine de kontrol plane tarafı yine sunucularla haberleşerek oluyor ama ben almak istediğimi cache tutan bir sunucudan alabiliyorum. Aslında bu hız farkını ortadan kaldırmış oluyor. Yani dünyanın bir ucundaki insan dünyanın diğer ucundaki bir veriyi alacağına kendisine en yakın noktadan bu veriyi Yani alıyor. teknik olarak şöyle değil mi? Yani ben Netflix örneğinden bahsedelim ki Netflix biliyorsun YouTube bu geçti sanırım. İnternette en fazla trafiğin Evet. YouTube'daydı ama son bir yıl içerisinde bu güç Netflix'e geçti. Netflix örneğinden devam edersek ben Netflix'te bir istekte bulunduğum zaman bu Amerika'daki serverından belki bir istek olarak gidiyor ama o film ya da izleyeceğiniz şeyin datasını ben en yakın noktadan alıyorum. Yani o Evet. data en yakın noktadan alınıyor ama isteğin kendisi Amerika'daki DC'lere, merkezi serverlarına gidiyor diye yorumlayabiliriz. Yani content provider'ların aslında genel olarak işlevi bize burada en yakın noktadan bu datayı sağlamak diye özetleyebiliriz sanırım. Kesinlikle çalışma mantığı bu. Şimdi bu content provider Netflix örneğinden devam ettik. Şimdi bu HTTP kısmına biraz gireceğim. Yani HTTP protokolünü ben ayrı bir session'da bile ele alınabilecek kadar değerli ve incelenmeye değer bir protokol olarak görüyorum ki son dönemlerde çok daha fazla popülaritesi arttı. Bir dizi teknik yenilik ve girişim
sebebiyle. Şimdi bu HTTP ile ilgili ve DNS ile ilgili bu puzzle'daki yerlerini soracağım ama mesela ilk baştaki girizgah gibi yapmak istiyorum. Yani HTTP'nin de çok kısa bir tarihinden böyle ilgi çekici noktalar var. Onu seninle bir paylaşmak istiyorum. Daha sonra da HTTP ve DNS'in buradaki yerine dair birkaç sorum olacak sana. Şimdi HTTP, yani bu World Wide Web denilen olay 90'larda icadı CERN'de gerçekleşiyor. Ben bunu ilk okuduğumda bayağı ilginç gelmişti bu arada. Tim Berners'ın öncülüğündeki bir araştırmacı grup tarafından yapılıyor. Fakat TCP/IP'nin ilk oluşturulurken motivasyonu bu ARPANET geleneğinden geliyordu. Yani ARPANET'in geleneğiyle, ihtiyaçlarıyla TCP/IP oluşturulmuşken HTTP denilen protokolün o dönemki ARPANET dışında iletişim kurmak isteyen hacker geleneği diyelim, ki bugünkü hacker anlayışı değil, daha özgür ruh denilen bir ekip ve anlayışla aslında HTTP gelişiyor. Bence bu önemli bir nokta. Yani ilk önce HTML denilen bir format yaratılıyor ve TCP/IP'nin üzerine ekleyip web tarayıcıyla web server arasındaki bu hypertext denilen iletişim protokolü olan HTTP'yi buluyorlar. Daha sonrasında da URL'in gelişmesiyle önemli bir noktada alınmış oluyor. Şimdi bu aktarılan hani tarihsel arka plan sonrasında DNS bu puzzle'ın neresinde yer alıyor? Biraz bundan da bahsedebilir misin? Sonuçta internet puzzle'ının önemli bir noktası da DNS diye düşünebiliriz. Tabii. DNS bu puzzle'ın aslında merkezinde yer alıyor. Çünkü DNS'i bir telefon rehberi gibi düşünebiliriz. Biz bugün bile birisini ararken numaralarını bilmiyoruz ama isimlerini biliyoruz. O ismi numaraya çözerek karşı tarafa ulaşıyoruz. DNS de aslında internette aynı işi yapıyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela biz bilgisayarımızı açtık. Bir web sitesine gitmek istiyoruz. Öncelikle DNS'in çalışması için bu bilginin lokalde bulunamaması gerekiyor. Bunun için de host dosyası dediğimiz bir dosya var. İsimleri, IP adreslerine karşılıklarını barındıran bir dosya. Eğer biz bu dosyada gideceğimiz adresi bulamazsak o zaman DNS devreye giriyor. Nasıl çalışıyor? Servis sağlayıcının bize vermiş olduğu DNS sunucusuna bilgisayarımıza istek gönderiyor. Bu ismin çözülmesi için tahmin edersin ki dünyada çok fazla alan adı var ve bunları servis sağlayıcının bize vermiş olduğu DNS sunucusu hepsini tutamıyor. Burada da bir DNS hiyerarşisi var aslında. En tepede root server dediğimiz bir DNS root sunucusu var. Onun altında top level domain sunucuları dediğimiz TLD, DNS sunucuları var. Bunlar com, mil, edu bu gibi uzantıları olan domain isimlerinin kayıtlarını tutuyor. En altta da authoritative sunucu dediğimiz gerçekten adres sahip yani gerçek adresin IP adresini barındıran DNS sunucuları var. Şöyle çalışıyor. Ben ilk birinci seviye DNS sunucuma isteği gönderiyorum. O isteği alıyor. Şunu da demek gerekir. Ben host dosyamda bulamadım ama kendi DNS kaydıma bakıyorum bilgisayar olarak. Kendi DNS kaydımda da bu veri yoksa kendi keşimde DNS sunucusuna istek gönderiyorum. DNS sunucusu da aynı yolu izliyor. Önce bakıyor. Daha önce ben bu isteği göndermiş miyim ona ya da ona başka bir yerden bu istek gelmiş mi? Kendi keşimde bulamazsa bunu root sunucuya gönderiyor. Root sunucu bu DNS sunucuya, lokal DNS sunucusu diyelim. NS kaydını gönderiyor. TLD, birinci seviye TLD sunucusunun. Bu TLD dediğimiz .com.org denilen top level domain serverlardan bahsediyorsun değil mi? Evet. Dünya üzerinde 13 tane olan merkezi serverlar. Aslında DNS'te de bir hiyerarşik yapıdan bahsedebiliyoruz. Yani tabii ki. İnternetin aslında puzzle'larını anlarken de sanırım herhalde en iyi yöntem bu hiyerarşik yapının nasıl işlediğini anlayabilmekten geçiyor. Evet, evet, kesinlikle. Daha sonra bu TLD sunucusu da bize ilgili adresin mesela com uzantılı bir adrese gitmek istiyoruz. TLD sunucu da bize bunu com ilgili authoritative sunucunun NS kaydını lokal DNS sunucumuza gönderiyor. Ve bu hiyerarşi alt tarafa çözüle çözüle en son gitmek istediğimiz adresi buluyoruz. Lokal DNS sunucusu bu adresi alıyor, bize gönderiyor. Biz de o adrese bir şekilde gidiyoruz artık hangi protokolle gideceksek. Bundan sonrası zaten TCP/IP isteğinin görevi. IP adresini aldıktan sonra DNS de bu şekilde çalışıyor diyebiliriz. Süper, teşekkürler. Şimdi bu mesela podcast'te hani internet networklerin network'ü olan interneti
yapacağız dediğinde mesela ben teknoloji sektöründe çalışmayan ama teknolojiyle ilgili olan arkadaşlarıma mesela en çok mesela internetle neyi merak ettiklerine dair sorular sormuştum böyle. Kendi çapımda küçük bir araştırma niyetinde. Gelen sorularda mesela en fazla şu oldu. Ya merak edilen nokta açısından söylüyorum bunu. İnternet kim tarafından yönetiliyor? İnternetin yönetimi nasıl yapılıyor? İnternetin sahibi kim? Yani doğru soru bu herhalde. İnternetin sahibi kim? Mesela bu soru geliyor. Onu söyleyebilirim sana. İnternet merkezi noktadan yönetiliyor mu ve bir sahibi var mı? Ne düşünüyorsun bu soru hakkında? İnternetin bir sahibi yok. İnterneti internet yapan aslında servis sağlayıcılar, kurumsal firmalar ya da bütün bu ekosistem diyelim, ekosisteme katkı sağlayan herkes aslında interneti oluşturan yapının birer parçası haline geliyor. Servis sağlayıcılar bir araya gelerek aslında bize interneti oluşturmuş oluyor. Yani internet servis sağlayıcıları sayesinde oluşuyor. Böyle özetleyebiliriz yani. Fakat ben oradaki şey vurgusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ekosistem dedin. Ekosistem önemli bir vurgu. Yani başından beri mesela bu işin puzzle noktalarını anlamaya çalıştığımızda hiyerarşinin önemli bir metot olduğunu söylemiştik. Puzzle'ların kendi içerisinde anlamak için. Fakat ekosistem doğru bir tarif sanırım. Yani internete böyle bir kuş bakışı baktığın zaman bir doğrudan hiyerarşik bir yapı çıkaramıyorsun. Yani ne demek istiyorum? Bir kuruluşlar var, belli kuruluşlar var. Bu kuruluşların bir araya getirdiği organizasyonlar var ve bu organizasyonların kendi aralarındaki ilişkiler var diye anlıyorum. Yani örnek veriyorum, internet exchange point, service provider, cloud provider, content providerlar bu işin bir tarafında yer alıyor. Hükümetler bu işin bir tarafında yer alıyor. Teknoloji şirketleri bu işin bir tarafında yer alıyor. Dolayısıyla ekosistem tarifi bunun önemli bir noktası. Yani hükümetler bu işin başındadır diyemiyorsunuz. Teknoloji şirketi bu işin hiyerarşinin tepesindedir diyemiyorsunuz. Sistem vurgusu önemli diye düşünüyorum. Yani aslında bir merkezi bir yönetimi olmayan bir geniş alan ağından bahsediyoruz. Bunu tarif ettikten sonra peki internette çok önemli gelişmeler oluyor. Yani hani son dönemde IoT çok popüler konulardan bir tanesi. Örnek veriyorum. Son iki yıl içerisinde yani dünya üzerinde üretilen datanın %90'ı son iki yıl içerisinde üretildiğine dair bir bilgi var. Şimdi bu çok ciddi bir veri ve ilginç bir şekilde bir artışa devam ediyor. Bu ne demek? Aslına bakarsanız ve internet tabanlı olarak da bu data artmaya başlıyor. İnternet yaşayan bir ekosistem, yani bulunmuş ve tamamlanmış bir ekosistem değil. Ya da sadece fütüristlerin üzerinde kafa yorduğu bir ekosistem değil. Bugün yaşayan bir ekosistem ve geliştirilen bir ekosistem. Bu ekosistemin geliştirilmesi peki kim tarafından yapılıyor? Yani az önce tarif ettiğimiz organizasyonlar mı yapıyor ya da bu geliştirmenin kuruluşları, ayrı bir geliştirme kuruluşları mı var? Yani bu ekosistem nasıl gelişiyor? Bu ekosistem şöyle gelişiyor. Aslında senin de bahsettiğin gibi bir iş bölümü var. Yani pek çok kuruluş var, üniversitelerin de dahil olduğu, özel sektörden de katılımın olduğu pek çok kuruluş var. Mesela IEEE, IETF, mobil standartların belirlendiği 3GPP, çok fazla kuruluş var. Bütün bunlara katılım aslında pek çok farklı şirketten, üniversiteden katılım sağlanıyor ve bu şekilde yeni bir protokol geliştirilecekse bütün paydaşların katılımıyla sağlanıyor. Yani tek bir merkez yok senin de bahsettiğin gibi. Mesela bugün bu geliştirmelerden önemli olanlarından bir kaçını söyleyebilir misin? IEEE önemli olanlardan bir tanesi. Bunun gibi önemli ekosistemi geliştirici taraflarından neleri sayabiliriz? IETF var burada. Genel olarak bütün protokollerin, veri haberleşmesiyle ilgili olan protokollerin, Request for Comment dediğimiz RFC standartlarını çıkaran IETF var. 3GPP var, mobil standartları çıkaran GTP protokolü. Hı hı. Pek çok o tarafta da ayrı bir dünya var zaten. Hı hı. Bu kuruluşlar bu standartları hazırlıyor ve bu hazırlama süreci dediğimiz gibi farklı yerlerden. Prosesleri var. Kendi içlerindeki farklı proseslerin, kuralların işleyişleriyle yapılıyor. Fakat ama yine şey var değil mi Anıl? Yani örnek veriyorum, şimdi bu ekosistemde örnek veriyorum, servis providerların bir araya getirip kurduğu organizasyonlar var işte.
North Amerika'da Nanook denilen servis providerların oluşturduğu bir grup var. Şimdi buradaki servis provider'da çalışan bir mühendis aynı zamanda IEEE içerisinde yer alabiliyor ya da aynı bir RFC yazımında bulunabiliyor. Yani birbirleriyle grip bir yapı var. Yani direkt çizemeyeceğin böyle net sınırları olmayan da bir ekosistemden bahsediyoruz. Yani birbirleriyle ilişkisi çok yoğun bir ekosistemden bahsediyoruz. Tabii ki tabii ki. Bugün mesela bir protokole RFC'sine baktığınızda RFC yazan pek çok firmadan insan görebiliyorsunuz. Yani network ekipmanı üreten firmalardan tutun üniversitelere kadar pek çok kuruluş var ve bunlara katılım da yine bu işin paydaşlarından oluyor. Süper. Ya bu mesela bence bununla ilgili ayrı bir podcast bile yapılabilir. Yani internetin geleceğiyle ilgili. Yani en az internetin kendisini anlamak kadar bana keyifli gibi geliyor. Yani sadece bir fütürist bir konu olmaktan çıkmış durumda. Ne dersin, böyle bir podcast daha yapabilir miyiz? Yani internetin bence süper olur. Okey. Bunu o zaman listemize alalım. Yani podcast listemize alalım. Alalım. Anıl'cığım teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir bölüm oldu. Katılımın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim Samet'ciğim. Sağ ol. Evet, bir sonraki Network Talks bölümünde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.